Ne oldu arkadaşım? Yok bir şey. Ben terörle mücadeleden komiser Volkan. Affedersiniz komiserim. Az evvel bu kızın ifadesini aldım. Fotoğrafı sonradan geldi. O arada kız bırakılmıştı. Bu tarafa gitti. Hadi yürü, yetişmeliyiz. Sen bu tarafa bak. Gitmiş. Kız neden alındı? Hırsızlık olayına karışmış. Kız alan ekibi hemen anons edin. Kızın alındığı adresi öğrenelim, tamam mı? Hadi koş koş koş. Gitme kız. Gel buraya. Korkma, ben seni karaya götüreceğim. Geç. Arka taraftan çıkacağız. Korkma, gel benimle. Burayı boşaltmışlar komiserim. Göz göre göre kızı kaçırdık. Ankara'da bir eylem planladıkları kesin. Ama nereye ne zaman belli değil. Elimizde hiçbir şey yok. Toplanın, gidiyoruz. Seyirciler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muzaffer Koçyiğit'in terörü bitirmek için hükümete göndermiş olduğu acil eylem planı toplumda büyük beklenti oluşturdu. Şimdi Genelkurmay Başkanı Muzaffer Koçyiğit'in basın toplantısının ana başlıklarını tekrar ekranlarınıza getiriyoruz. Devlet olarak yapmamız gereken şudur. Terörle silahlı mücadeleden önce psikolojik mücadelenin etkin olarak yapılması. Teröristlerin itirafları ve örgütün karanlık yüzü objektif bir şekilde bütün kitlelere duyurulmalıdır. Örgütün tutarsızlığı ve çelişkileri halka anlatılmalı, örgüt içi kopmaların hızlandırılması sağlanmalıdır. Bölgede demokrasi ve sosyal devlet ilkelerinden taviz verilmemelidir. Kolluk kuvvetleri baskıdan kaçınmalı, daha şeffaf ve tarafsız davranmalıdır. Toplumu bütün olarak ayakta tutan dinamikler göz ardı edilmemeli ve birlik ve beraberlikten taviz verilmemelidir. Uyumuş. Sen de biraz git yat baba. Ah oğlum ah. Sen bilmezsin şimdi. Baba olacaksın ki anlayasın. Evladı böyle sıkıntıdayken hangi baba uyuyabilir oğlum? Oğlum, bana doğruyu de. Zeynep iyi olabilir mi? Ümit var mı oğlum? Keşke biri bilsem. Raporların çıkmasını bekleyeceğiz. Ah oğlum. Çok acı çekmese kızım bari. Günahsız kızım. Günahsız. Benim için çok değerlisin Zeynep. Zeynep. Sakın kendini bırakma. Biraz gayret et Zeynep. Rojda'yı getirdim kara. Ben de onun yakalandığını sanmıştım. Zor kurtuldum. Hep o veletin yüzünden. Az daha hepimizi yakacaktı. Tamam sen git. Tamam edersin. Yola çıkıyoruz abi. Yaklaşın lan. Geçin şöyle. Geçin. Bakın. Kapkaç, soygun, hırsızlık. Ne görev verilirse yapacaksınız. Eğer bir hainlik edip kaçarsanız hepinizi yakarım. Adınızı polise veririm. Ömrünüz dediklerde geçer ona göre. Gidin hadi şimdi. Hadi lan. Yürüyün.
Yürü. Hani biz bu dava için savaşırdık Kara? Bu işler bize uyar mı? Rojda. Şivan gibiler dağda iş görür, biz de şehirde. Örgüte para lazımdır. Bu işler bedava olmuyor. Yapmamız gereken şudur. Başta zenginlerimiz olmak üzere hepimiz imkanlarımızı bölge halkı için seferber etmeliyiz. Ben yakında bölge halkının refaha, dolayısıyla huzura kavuşacağına inanıyorum. Bu adam sabah akşam ne konuşuyor ya? Bu proje terörü tamamen bitirecek bir projedir. Sivil toplum örgütleri desteklenerek devletle halk kaynaşması taraf olmayan kişilerce sağlanmalı. Bu yapılırken de bir beklentiye ya da bir şarta bağlı kalmadan gönülden yapılmalıdır. Dini ve milli bayramlarımızın milletçe bize kazandırdığı sevgi, barış, kardeşlik ve diğer gamlık duygularının en üst seviyede tutulması, bölge kanaat önderlerinin katkılarıyla sağlanmalıdır. Ayrıca atamalarda bölge halkıyla diyalog konusunda sıkıntıya girmeyecek personel belirlenmeli ve bu konuda güzel örnek vermiş görevliler ödüllendirilerek devlet ve halk arasındaki uçurumlar bir an önce kapatılmalıdır. Efendim, gerçekten çok ilginç ve çok önemli tespitlerde bulundunuz. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Genelkurmay Başkanlığımızın karargahını Diyarbakır'a taşımayı hükümete teklif ettik. En kısa zamanda buraya yerleşeceğimizin de müjdesini vermiş olayım. Efendim, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Bu bir ihtiyaç olmasa bile ben askerlerimin başında ve yanında bulunmalıyım. Selahattin Eyyubi'nin torunları olan bu mübarek halka hizmet için onlara daha yakın bulunmalıyım. Gerekirse çadırlarda yatmalıyım diye düşünmekteyim. Kanallar bütün gün bu basın toplantısını yayınlıyor. Genelkurmay'ın internet sitesinde bu projenin metni ayrıntılarıyla veriliyor. Biliyorum efendim. Çok tehlikeli bir çıkış. Bu adam bu cesareti nereden alıyor? Tüm planlarımızı alt üst etti. Bu adam en kısa zamanda durdurulmalı. Efendim, gerekli yere bilgi verildi. Gereken derhal yapılacaktır. Valilikler vasıtasıyla kardeş il ilan edilmeli. Ve her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerle beraber... Efendim çıkın. Hadi çabuk. ...yatırımlar da bu sayede hızlandırılarak istihdam sahaları genişletilmelidir. Güneydoğu'da fabrika... Eylem için sabırsızlanırdın değil mi? ...halkına hizmet evet, gösteren öyle. Teşebbüslerden... O gün geldi Roş'ta. ...vergi alınmamalı. Bu nedir? Maddi katkılarla teşvik edilmeli. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığımızın karargahını Diyarbakır'a taşımayı hükümete teklif etti. Aslanı parçalamanın zamanıdır. En kısa zamanda buraya yerleşti. Sen benimle eğlenir misin? Böyle eğlen mi olur? Ormanın kralı kimdir? Aslandır. Bu bir ihtiyaç olmasa bile ben askerlerimin başında... Selahattin Eyyubi'nin torunları olan... İşte hedefim budur. ...hizmet için onlara daha yakın bulunmalıyım. Böyle paramparça edeceksin bu adamı. Çadırlarda yatmalıyım diye düşünmekteyim. Arkadaşlar, toplantı... Yok olacak elbet. Hepinize teşekkür ederim. Ettiği her bir şeyin bedelini ödeyecek. Sevdiklerimin bedelini ödeyecek. Günaydın Zelal abla. Hayırlı sabahlar Gönül. Otursana. Eve gelir gelmez uyuyup kaldın. Rahat uyuyabildin mi? Sağ olasın. Sana da bir sürü zahmet verdim Gönül. Böyle konuşma, alınırım.
Burası senin evin sayılır Zelal abla. Köyde evinden çıkmazdım bilirsin. Eledi ya. Hey gidi. Ne günlerdi o günler. Ya. Evinde pek güzelmiş Gönül. Sağ ol Zelal abla. Bardakları unutmuşum. Şuradan alayım. Dur. Dur dur. Ben alayım. Gönül. Kimdir bu delikanlı? Oğlum. Oğlun mu? Nerede çocuk? Kaybettik. Ne? Başın sağ olsun Gönül. Dostlar sağ olsun Zelal abla. Seni bekar bilirdim. Ne zaman evlendin sen? Al. Olsun toplarız. Süpürge. Abla yatak odasında bir getiriver sana zahmet. Gönül, bu mudur? Ah, kusura bakma Zelal abla, sana zahmet verdim. Ne demek Gönül? Sen kusura kalma. Yaranı deştim. Evlat acısının ne demek olduğunu iyi bilirim. Merak etme. Berfin'i bulacağız Zelal abla. Bu koca şehirde kızımı nasıl buluruz Gönül? Haklısın abla. Koca şehir ama bir yerden başlamak lazım. Bu kız nereye gider ne eder? Önce sizin oralı insanların oturduğu semtlere bakacağız. Oralarda onlarca aslan var. Bakarsın bir bilen çıkar. Doğru dersin Gönül. Sen daha iyi bilirsin. Öyle ya, belki bir bilen çıkar. Hadi kahvaltımızı edip bir an önce aramaya başlayalım Berfin'i. Bastığın anda bomba patlayacaktır Rojda. Komutan iyice yaklaşınca basacağım. Anladım. Sen örgütün en büyük kahramanı olacaksın Rojda. Çıkartın.
Sakin ol. Bu kız bu işi yapabilecek mi Kara? Örgüt işini sağlam alması gönderir mi hiç? Bana korkuyormuş gibi geldi. O kadar olur. Bugün öleceğini bilsen sen de korkarsın. Ne oldu kız, neyin var? Eylemi ne zaman yapacağım? Zamansız bilgi başa beladır Rojda. Zamanı gelince öğreneceğim. Ben Miraz'a gitmek isterim. Çocuk hastanede. Ne edeceksin çocuğu? Ben çocuğu görmek isterim. Ya ortalarda dolaşamayız? Polis seni görürse tanır. Bu benim son arzumdur Kara. İyi tamam. Gideriz görürsün. Sizi dinliyorum hocam. Maalesef durumu hiç iyi değil Tarık. Yani bu durumda... Yapılacak hiçbir şey yok. Kemoterapiye soksak? Kemoterapinin hiçbir faydası olmaz. O dönemleri çoktan geçmiş. Hastalık son evresinde. Şu anda tek yapmamız gereken vücut direncini artırıp acılarını hafifletmek. En azından son günlerin rahat geçirir. Son günlerini derken ne kadar yani? 6 ay, belki bilemedim 1 yıl. Metin olalım. Allah'tan ülkesiniz. Canım benim. İyi misin kızım? Çok güzel. Yatağı bana yanına. Canım benim. Hemşire de burada. Yok. Miraz. Canım acımıyor. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Anam da burada olaydı. Biraz uyusan yavrum bak. Daha iyi olur. Bak şu anne. Az daha bir sitat için ölecektin. Abla bir şey diyeceğim sana. Söyle kurban. Utanma. Yoksa canım bir şey mi çekti? Çikolata, meyve, şeker. Hemen gidip alayım ha? Yok abla öyle değil. Diyecektim ki acep anamgile haber etsen. Buraya gelseler. Bu hastaların anası var, babası var, bacısı var. Hem benim kimsem yoktur. Hele desen sanki yetimim. Çağır gelsinler. Gelip beni götürsünler abla. Kurban oldu. Çok uzaktırlar. Nasıl gideyim getireyim? Merak etme göreceksin anangili. Hepsi iyidir, sağdır. Hem bak. Benim anam. Onlar buraya zor gelir. Al şu parayı, kaç köyüne gel. Tamam mı? Beraber gidelim abla. Sen de gel. Gel. Orada dur, tamam mı? Usta dur.
Sen bu çocuğun yakını mısın kızım? Yok, değilim. Kimi kimsesi yok mu bu çocuğun? Yoktur. Ailesi köydedir. Hastane polisi çocuğu sorup duruyor. Gidip ifade verin ona. Olur. Berfin dinle. Berfin. Bırak Berfin, beni. Berfin intihar bombacısı olarak şehre gönderildiğini biliyorum. Bırak beni. Berfin seni kullanıyorlar. Bırak beni. Annen yaşıyor. Berfin dinle beni. Gel polise gidelim. Bırak. Teslim ol. Bırak. Anneni getirsinler buraya. Bırak. Berfin dur. Tahlil Berfin beni. Anneni getirecekler tamam, buraya diyorum. Dur anne. Berfin. Anne. Doktor bey. Doktor bey. Yetişin. Berfin. Anne. Yardım Hemşire hanım. Doktor bey. Anne. Geldim hanımefendi. Gel. Anneciğim kaldırın. Ne olur kalk. Yok vallahi bu kızı hiç görmedim bacım. Adı Berfin'dir. Hem Aroj'da adıyla tanınıyor. Hayrola kocaya mı kaçtı yoksa? Yok Abbas öyle bir şey değil. Sen şayet kızı buralarda görürsen telefonumu biliyorsun. Merak etme hemen ararım gönül hemşire. Kara. Rojda kızın anası köyden gelmiş. Kızını arar durur haberin olsun. Ne dedi kadınlara? Ey su bulanmasın dikkatli ol. Az daha başımıza bela olacak o doktor. O bizim köyün doktorudur. Anladım. Ben sana eylem üzeri ortalıkta dolaşmak olmaz demiştim. Ne zaman olacak bu iş? Bunu ne seyredip dururuz? Türk ne zaman bomba oldu patlayacağım? Sakin ol dellenme. Haber bekliyoruz işte. Bugün bizi birbirimize düşürmeye ve kırdırmaya çalışan yabancı istihbarat servislerinin bu bölgede kilit attıklarını görüyoruz. Mesaj geldi Kara. Bunlara izin vermeyeceğim. Adresi yaz. Öncelikli olarak... Misafir bu adrese geliyor. Ziyaret saati 17.30. Gidiyoruz Rojda. Eylem vakti gelmiş midir? He ya. Eylemin olacağı yer ve saat belli olmuştur. İntihar saldırısı nereye yapılacak bilmiyoruz. Sadece Kara diye birinin yanında olduğunu biliyoruz. Kızı bulmuşken elimden kaçırdım. Plakadan bir sonuç var mı? Maalesef komiserim, plaka sahte. Nasıl bulacaksınız bu kızı? Mutlaka bir hata yapacaktır. Thank you.
istediğimiz gibi. Komutanın aracı evin önüne gelince televizyoncular halk evin önüne saracak. Kalabalıktan sıyrılıp atlarım arabanın üstüne. Patlatırım lambayı. Öparsın sen Gümüş'te. En büyük yarınız. Halk da ölecek. Polisler de ölecek. Komutana gelen askerler de ölecek. Halk da ölse ne olacak? Hadi vakit geliyor. Karış kalabalığa. Genelkurmay Başkanı Sayın Muzaffer Koçyiğit az sonra bu eve gelip terörle mücadelede şehit olan Bingöllü askerin ailesini ziyaret edecek. Terörü bitirme projesiyle halkın büyük sevgisini kazanan Genelkurmay Başkanı Koçyiğit burada büyük sevinç ve coşkuyla karşılanmayı bekliyor. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Alıp yanınıza geleceğim. Bu koca şehirde kızımı bulmam ne mümkün. Ben ne edeceğim? Sen söyle Gönül, ne edeceğim? Dua edelim de polis yakalasın Berfin'i. Ya kendine ya milletine bir hayırlık ederse... Of Allah'ım, sen yardım et bana. Sağ olsun. Başkanım adına burada bulunuyorum. Kendisi rahatsızlığından dolayı gelemedi. Taziyelerini iletiyorum. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Amin. Biraz canınız yanabilir. Şöyle. İyi mi? Tarık Bey'i bulamadım. Nerededir acaba? Gelir birazdan. Ne vardı? Kendisine bir zarf bırakılmış. Zarf mı? Evet. İsterseniz bana verin. Ben kendisine iletirim. Peki. İyisiniz değil mi Zeynep Hanım? Hı-hı. Sağ olun. Bana ihtiyacınız olursa düğmeye basabilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Yüreğimdeki sevgiyi bastırdım yıllarca. Ama şimdi yeniden karşıma çıkıp beni alt üst ediyorsun. Ben seni uzaktan da olsa hala seviyorum Tarık. Evet Berfin'de. Gel ama elimden kaçıracağım. Geç. Geçmiş olsun Zeynep. Yavrum nasılsın, iyi misin? Nasılsın Zeynep? Ben köye dönmek istiyorum. Hastalığa karşı direncinin artması gerekiyor.
Hocam yeni bir tedavi süreci başlatacak. Profesör ne diyorsa onu yapın Zeynep. Hastaneye boşuna mı geldiniz? Gereği neyse yapılsın. Yavrum, vallahi doğrudur ha. Doktor beyin dediğini yapalım, değil mi kızım? Tarık, gel. Ne oldu Tarık? Gel, gel. Kızım benim. İyisin değil mi? Ha? Yavrum. Oğlum. Şş, oğlum sen Ankara'ya geldin geleli daha anneannenle teyzeni ziyarete gitmedin. Çok alındılar Tarık. Hemen onlara gideceğiz, haberin olsun. Olur anne, olur. Gidelim. Ben bir Zeynep'e söyleyeyim. Ha? Ama söyle. Varsa yoksa Zeynep zaten. Geç kaldın. Anne. Tarık'ı getiriyorum. Hep birlikte olalım. Onu bir daha köye göndermeyelim, ne olur. Zeynep, geldiğimden beri anneanneme uğramadım. Anneannem de ısrar ediyor. Ben şimdi gideyim. Sabah erkenden gelirim, olur mu? Tabii Tarık, olur. Görüşürsek amca. Görüşürük oğlum, görüşürük. Gözün arkada kalmasın. Hadi sen anneannene git. Hadi. Tarık. Bu sana gelmişti. Hadi anneannen seni bekler. Hadi yavrum. Hadi. Hadi, hadi. Ağlarsın kızım. Ha? Yavrum. Tarık'ın bir seveni var. Bu kadar talibi varken. O benim gibi biriyle evlenecek. Ölümü bekleyen biriyle. Böyle deme kızım. Böyle deme Zeynep. Atlamadı çünkü ben öyle istedim. Ne yani? Kontrol sende miydi? Öyle değil. Senin kumandayı devre dışı bıraktım. Çünkü son anda telefon açtılar. Eylem dursun diye emir verdiler. Hemen bravo Selen Hoca. Esaslı gerillaymışsın. Bıraksak patlatacaktın bombayı. Komutan neye adrese gelmedi? Duydun ya işte hastaymış. Evde yabancı yok ya. Yoktur ağam. Sen aradın ya. Gel Rojda. Gel. Geç. Ne olacak şimdi? Ne edeceğiz? Emir gelinceye kadar burada saklanacağım.
hoş geldin Tanrım. Anneannem. Yavrum. Hoş bulduk. Vallahi burnumda tüttün. Canım evladım benim. Çok özledim seni. Şükür kavuşturana. Ben de seni çok özledim anneanne. Yavrum geç, geç yavrum. Oh. Benim küçük teyzem nerede, yok mu? İçeride odasındaydı. Niye gelmedi ki? Nihal? Dur anneanne, dur dur. Ben gidip getiririm. İyi, hadi. Hoş geldin Tarık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim küçük teyzem. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim Tarık. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın teyze? Öğretmenlik nasıl gidiyor? Nasıl olsun? İyi çok şükür. Sen nasılsın? Annem anlatmıştır. Evet anlattı. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Nişanlın da öğretmenmiş. Evet. Ya bak, burada olduğumu nasıl öğrendiyse... Bak takıntılı aşkım yine mektup göndermiş. Üniversiteden biri ilk defa rahat etmiştim. Unutamadı hala demek ki. Evet. Hala seni çok seviyormuş. Unutmaya çalışıyor ama olmuyor. Bir türlü unutamıyor. Unutamıyormuş. Ya bak, nişanlandığımı söyle istersen. Tarık, gelsenize oğlum. Anne, geliyoruz. Hadi teyze, inelim istersen. Sen in. Ben geliyorum şimdi. Misin? Aşık mısın yoksa? O da nereden çıktı Gülşen? Patavatsızlık da üstüne yok yani. Bu gürültü de nedir sabah sabah? Hiç uyutmadılar. Tarık abin geldi. Hadi yüzünü yıka da salona geç. Tamam. Burada gelecek eylem emrini bekleyeceksin. Neye senin evine gitmeyiz? Hücre evleri sık sık yer değiştirir. Örgütün emri böyledir. Evden dışarı çıkmak yasak. Ortalarda dolaşıp kimsenin dikkatini çekme. Hele polisle hiç karşılaşma. Bir hata yapıp eylemi batırırsan... Meraklanma Kara. Bu işe ben hayatımı koydum. Tamam. Zamanı geldiğinde biz sana ulaşırız. Onun haricinde biz seninle temas kuruncaya kadar... ...bizi aramak, ulaşmaya çalışmak yok. Tamam Kara. Sen şimdi yat dinle. Bana bak. Bu kız sana emanet. Bu kıza gözün gibi bakacaksın. Eğer başına bir iş gelirse senin için hiç iyi olmaz. Anladım da ağam. Bu iş çok tehlikeli. Yani... Boş konuşma Cafer. Ev uygundur. Karın da hamile. Normal ev gibisiniz. Kimse sizden şüphelenmez. Tamam ağam. Bir şey demedim. Al bakayım. Deme zaten Cafer. Nankörlük etme. Bedeli ağır olur. Örgüt size sahip çıktı. Karnınızı doyurdu. O zaman iyiydi. İşin belli. Biz gelip alıncaya kadar saklayacaksın onu o kadar. Emrin olur ağam. Hadi. Bu eksikti. Nerede sakat iş var başıma sararlar. Seni görmeyeli çok büyümüşsün Gülşen. Genç bir kız oldum ben. Allah önce akıl fikir versin. Babaanne. Bir sıkıntı var galiba. Gülşen annesiyle geçinemiyor. Bu yüzden bizde kalıyor. O kadın benim gerçek annem değil, üvey annem. Üvey annem dediğin kadın
Seni bu yaşa getirdi Gülşen. Ne yapayım, o kadını sevmiyorum ben. Gülşen çok asi olmuş. Üvey aile, evlat edinme böyle sonuçlar doğuruyor işte. Çok şükür ailemde evlatlık olmadı şimdiye kadar. Bundan sonra da olmaz inşallah. Böyle bir şeye tahammül edemem. Telefonu çalıyor hala. Seninki arıyor. Oo, hayırlı olsun küçük teyzem. Çok sevindim. Kim bu şanslı adam? Henüz resmi bir şey yok Tarık. Sen yine bir bahane bulup evlenmekten kaçarsın. Kaçmıyorum abla. Kısmetse olur. Affedersiniz. Tarık abi geldi. Onunla konuşuyor. Sana kaç kere telefonumu açma dedim. Hadi yürü. Efendim. Tarık benim yeğenim. Doktordur. Bahsetmiştim sana. Misafirim var. Bugünlerde görüşemeyiz. Olur tamam. Ararım ben seni. Nihal. Efendim abla. Tarık seni çok sever. Sen de bana yardım et. Şu çocuğun köye dönmesine engel olalım. Tarık'ı niye hep kontrol altında tutmak istiyorsun abla? O benim oğlum. Her anne evladının yanında olmasını ister. Abla o senin oğlun değil ki. Sessiz olsana. Biri duyacak şimdi. Ablacığım, bu sırrı daha ne kadar saklayacaksın? Artık Tarık'a gerçeği söylemen gerekiyor. Bunu bilmeye hakkı var. Onu kaybetmek istemiyorum Nihal. Ya gerçeği, evlatlık olduğunu öğrenirse? Ya aldatıldığını düşünürse? Daha kötü olmaz mı? Hem Tarık bir yana ya annem, o da bilmiyor. Öğrenince ne olacağını düşündün mü hiç? Öğrenemeyecekler Nihal. Hiçbir zaman öğrenemeyecekler. Sen de bir şey söylemeyeceksin. Anladın mı? Söylemeyeceksin. Gerçek teyzen olmadığımı bilsen. Belki... Belki her şey çok farklı olurdu. Unutmalıyım seni. Ben bu gece nöbetçiyim, hastanede kalacağım. Sana anahtarı vereyim, sen eve git istersen Zelal abla. Yok. Ben yalnız ne derim evde? Senle burada kalırım. Nasıl istersen Zelal abla. Gönül kardeş, sana bir diyeceğim vardır. Söyle abla. Geçen yatağının başucunda bir resim gördüm. Muhtarla senin resmin. Biz onunla evlenmiştik Zelal abla. Ya. Ama sen... Hristiyansın diyeceksin. Muhtar seninle nasıl evlendi diyeceksin. Ya öyle diyeceğim. Şehmuz da bizden. Benim gibi Hristiyan, Ermeni. Deme gönül. Neye yalan söyler ki? Ermeni ise Ermeni. Süryani ise Süryani. Kime ne? Yani yalan söylüyor ha? Evet abla. Sizlerden gerçek yüzünü gizliyor. Evliyken onunla defalarca kavga ettim. Çık ortaya, gerçeği anlat dedim. Geçmişte ne olmuşsa olmuş dedim. Hadi o zaman gizlenmen lazımmış. Her seferinde bir bahane buldu, geçiştirdi söylediklerimi. Sonra... Başka sırları da var. Kısacası Şehmuz'un iki yüzlülüğüne dayanamadım. Ben aslımı saklamadım. Hayatta hiç başım daralmadı. Aslını inkar edenle bir çatı altında olmam dedim.
köyden ayrıldım. Boşandım onunla. Bize muhtar neymiş böyle? At. Doğru oyna. Ya sen hile yaparsın muhtar. Günahımı alma ya. Hilenin hepsini bilmem. Üç bir oyna. Şeyh Muzemmi. Ne var Abdu? Yaralı bir adam bulunmuş. Adam çok kötü bir haldeymiş. İki kişi sedyeye koymuş, bizim köye sağlık ocağına götürürler. Getiriyorlar. Ne var bunda? Ya Şeyh Muzemmi. Adamın yüzü sarılıymış. Hema laf dolaşır ortada. Adam Halo İbrahim'e benzermiş. Deme ya. Yapma ya. Eyvallah. Deme ya. Eyvallah. Bunu da ha. Nereden getirirlermiş bu adamı? Bir şeyden. Yeşil Vadi'den. Ancak bugün sonra burada olur. Bana bak Aldo, eğer bu Halo İbrahim'se Dile'ye haber vermek lazım. Hadi yürü. Hadi. Dile abacı. Hayrola Avdu? Tarık Bey mi döndü? Yok. Köyde yaralı bir adam bulmuşlar. Dediklerine göre adam Halo İbrahim'e çok benziyormuş bacım. Deden mi bulundu? He. Doktor Bey, Gül'le hemşire işte şurada oturuyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Muhtar yıllardır bizi Müslümanım diye neye kandırır ki? Ney sen nesin? Kim karışır ki sana? Neye böyle yaparlar ki? Herkes Allah'ın kulu değil mi sonuçta? Gönül hemşire. Buyurun. İbrahim Hoca sizi çağırıyor. Zelal abla, ben içeri giriyorum. Zelal teyze. Senin ne işin var burada Zelal teyze? Ben Berfin'ime geldim. Onu bulmaya geldim oğlum. Korkma. Benim kadın gelmiştir. Erken geldin. İşi bitirdin mi Zehra? Hepsini sattım. Bu kız kimdir Cafer? O Rojda'dır. Bizim misafirimizdir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misafirimiz açtır Zehra. Yemek hazırla. Tamam oldu. Cafer, gel hele bir. Mutfakta bir şey yoktur. Ne oldu Zehra? Kimdir bu Cafer? Neye gelmiş buraya? Yine diğerlerinden mi? Vallahi bir gün başımıza dert olacaklar. Eğer polis bizi bunlarla yakalarsa. Uzatma Zehra. Bir şey yoktur. Bir zaman bizimle kalacak. Nasıl bizle kalacak? Örgütün emridir. Sen ne yaptın? Mal bitti mi? Bitti. Cafer, vallahi ödüm kopuyor. Bir yerde bir polise denk geleceğim. Anlayacaklar diye çok korkuyorum. Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Hamile kadın uyuşturucu satsın. Hem bu halde kimse senden şüphe etmez. Cafer, ben yoruldum artık. İşe çıkmayacağım. Dermanım kalmadı. Nasıl çıkmayacağım? Ne demek dermanım kalmadı? Burada keyfimize iş yapmıyoruz kadın. Ama Gönül hemşire dedi ki eğer çalışırsan hem çocuk hem de senin için iyi olmaz dedi. Ben sana demedim mi o kadından ayrı duracaksın? Seninle işi yoktur. Fitne kadın. Bir daha duymayayım Gönül hemşire lafını. Sen de uzatma Zehra. Az kaldı. İki iş daha var. Sonra rahat edeceğiz. Hadi toparla. Gönül hemşire nöbette olunca ben de Zelal teyzeyi alıp geldim. Demek Gönül hemşirede kalıyorsun Zelal. Öyle. Tarık'ın yaşadığı köyden birini tanıdığım için çok sevindim. İyi ki geldiniz Zelal Hanım. Sağ ol kızım. Sizlere rahatsızlık vermedim inşallah. Hiç olur mu? Çok memnun olduk. Öyle değil mi anne? Anneanne. Tamam anneanne, tamam yeter, ben doydum. Tarık, çok zayıflamışsın. Öyle ya, köy harap etti onu. Canım torunum benim.
O köyde sana bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Annen de ben de köye dönmeni istemiyoruz. İstanbul'a dönelim oğlum. Sen yurt dışına git, orada çalışırsın. Ne var o köhne köyde Tarık? O köhne köyde hiçbir şey yok. Dökülen bir sağlık ocağı. Bir de ben varım, o kadar. O bölgedeki köylerin tek doktoru benim. Şehirdekiler adım başı hastane bulabilirken benim hastalarım bir günlük yolu yürüyerek bana gelebiliyorlar. Oradaki hastaların çığlığını duyan bir ben varım. Oradaki insanlar bana güveniyorlar, bana inanıyorlar. Yok, onları terk edemem. Ben de Tarık'a hak veriyorum. Mihal. Tarık doğru söylüyor abla. Onların da doktora, öğretmene ihtiyacı var. Keşke ben de gidip orada öğretmenlik yapsam. Biz kaç kere teröristlerin saldırısına uğradık. Kaç kere ölümden döndük biliyor musun sen? Anne, korkup kaçarsak teröristlerin istediği olur. Halkı yalnız, eğitimsiz ve inançsız bırakamayız. Teröristlerin istediği bu zaten. O sizlerin oğlu değil. Benim oğlum. Benim baranımdır. O sizlerin hiçbir şey değil. O benim oğlum. Kahraman baranım. Sen niye şehre geldin Zelal? Kızımı. Berfin'imi bulmaya geldim. Zelal. Tesadüfe bak ki koca şehirde gele gele Tarık'ın olduğu hastaneyi buldun. Ben ne edeyim? Allah'ın işi. Niye Tarık'ın peşine takılıp da buraya geldin Zelal? Ben gelmedim. Beni oğlum zorla getirdi buraya. Tarık'a oğlum diye hitap etme Zelal. Neye? Oğlum değil mi? O benim baranım. Sus Zelal. Niyetin Tarık'a duyurmak mı? İsteseydim çoktan söylerdim Rabia Hanım. Hem oğlumu yabancı memleketlere götürmek istersin. Benden koparmak istersin. Hayırdır? Kavga mı ediyorsunuz siz? Yok Tarık. Ne kavgası? Zeler sıkılmış. Gönüle gidecekmiş. Onu tartışıyorduk. Öyle değil mi Zelal? Öyle ya. Gitmek istiyorum. Belki Berfin'imden haber gelir ha? Uyuyamadın herhal. Yoksa aç mısın? Değilim. Yatacağım zaten. Oturaydın, iki çift laf ederdik. Hem Zehra da uyuyor. Ne diyorsun lan sen? Sen beni ne sanıyorsun? Kızma. Yani şey, senden önce de buraya kızlar gelirdi. Bir şey demezlerdi. Şerefsiz herif. Eğer bir daha bana yakın gelirsen seni kara ederim, bilmiş ol. Leşini bile bulamazlar. Anladın mı? Ne bela kızdır bu ya? Herkes yattı galiba. Evet Tarık. Ne oldu, bir şey mi istedin? Beni savunduğun için sana teşekkür etmek istedim. Senin doğru yaptığına inanıyorum. Şayet bir gün oralarda öğretmenlik yapmak istersen sana güzel bir okul bulurum. Sana haber veririm. Hayırlı geceler benim iyi yürekli teyzem. Tarık. Efendim. Sana da iyi geceler. Hı hı. Olmuyor. Olmuyor. Seni unutamıyorum Tarık. Tam unuttum derken yine karşıma çıkıyorsun. Piru kalem.
Her an seninle yaşıyorum. Karanlık gecemde gözlerin güneş gibi üşüyen günümü ısıtıyor. Sevgin sıcaklığıyla süzülüyor yüreğim. Sabru ala. Özledim. Ailene gidince sanki bir daha geri gelmeyeceksin. Dönmeyeceksin gibi geldim. Seni hiç bırakır mıyım Zeynep'im? Buyurun. Tarık Bey, danışmaya sizin için bir mektup bırakılmış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gönderen kişi adını yazmamış. İstersen dışarıda oku. Peki. Senin ne işin var burada? Sabah kalkıp seni göremeyince çok merak ettik. Erkenden geldim hastaneye. Senin okulun yok mu bugün? Sabah ilk dersim boştu. Ben de gelip nişanlını ziyaret etmek istedim. Seni ziyarete geldim. Geçmiş olsun Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Gerçekten teyzem mi Tarık? Evet. Nihal benim küçük teyzem. Rabia Hanım kardeşi öyle mi? Aramızda çok yaş farkı vardır. Ben kazan dibiyim. Zeynep, teyzem de senin gibi öğretmen. Öyle mi? Çok tebrik ederim. Lise öğretmeniyim. Ne güzel. Ben de okulu, çocuklarımı o kadar çok özledim ki. İyileşince okulunuza kavuşursunuz Zeynep Hanım. Üzülmeyin. Ben hiç öğretmenliğe dönecek kadar zamanımın olduğunu sanmıyorum. Zeynep, böyle konuşma. İyileşip okuluna, öğrencilerine kavuşacaksın. Çabuk ol Zehra. Geldim, geldim. Mallar aldın mı? Aldım Cafer. Sakın dışarı çıkayım deme Rojda. Ben ne edeceğimi bilirim. Sen bana öğretme. Ne baş belasıdır ya? Sen de yürü hadi yürü. Tamam Cafer gidiyorum. Bana bak. Polise dikkat et. Bir maraza çıkmasın. Hepten yanarız valla. Olur Cafer. Hadi yürü hadi. Hacı Şiko gelin. Hoş geldin. Buyur sen Hacı Şiko. Hoş bulduk Roşat. Hoş gelmişsin Hacı Şiko. Hoş bulduk. Hayırdır, neye buraya toplandınız? Ya şey Şiko,
Bir yaralı getireceklermiş. Onu bekleriz. Dediklerine göre de Halo İbrahim'e benzermiş. İnşallah Halo İbrahim'dir. İnşallah dedemdir. Vallahi çok ya. Dua ederim kayıplar bulunsun diye. Ya ya. Benim yeğenden de haber yoktur ha. Buyur Hacı Şiko. Gel gel. Geç geç. O zahmet verdim. Geç. Estağfurullah buyur. Canımıza. Canımıza. Gel daha gel. Dede. Geldi getirdiler. Ne olmuş lan? Kimmiş bakabilir miyim? Dedem değil. Yok. Aa bu buyur. Geç, geçin. Hadi hadi hadi. Abdu çabuk ol. Olur bacım olur. Alo değil. Çabuk olun. Alo değil. Çap çap. Hacı Şiko Seyit'tir. Peygamber soyundandır. Bölgede Halo gibi çok sevilir sayılır. Bu gibiler hep bize karşı dururlar. Bir günah derler, bir sevap derler, halkı kendilerine bağlarlar. Bunun sonu da Halo gibi olmalıdır. Hacı Şiko gibiler peygamber soyu olarak eskiden buralara yerleşmişlerdir. Bizim dedelerin de başlarına bela olmuşlardır. Ama artık inisiyatif bizde. Hacı Şiko ve aşiretini bölgeden hızla çıkartmalıyız. Terörün önündeki bu önemli engeli bertaraf etmenin tam zamanındayız. Bir poğaça alabilir miyim abla? Soslu mu sade mi? Poğaça soslu olur mu abla? Bizimki soslu olsun abla. Çabuk çabuk, Nihal Hoca geliyor çabuk. Yapmayın çocuklar, içmeyin şu zıkkımı. Okulun burası Tarık. Güzel okulmuş. Hoca çağırıyor. Beni getirdiğin için sağ ol. Akşam gelirim. Görüşürüz. Olur. Tarık. Efendim teyze. Zeynep niye öyle söyledi? Niye okula dönecek zamanı yok? Yoksa... Evet teyze. Maalesef test sonuçları belli oldu. Çok ilerlemiş hastalık. Elimizden geleni yapıyoruz ama hocalarım 6 ay ya da 1 yıl diyorlar. Anlıyorum Tarık. Yani Tarık yakında yalnız kalacak. Bende 20 var, sen versene ya. Abla çabuk. Abla hadi. Al. Hadi oğlum yürü. Yoksa polis mi bunlar? Zehra, Rojda yardım et.
Yardım et. Hadi Zehra kalk. Hadi gel. Yardım et Rojda. Neredeyim Zehra? Bana gül hemşireyi getir. Telefonunu ver, hemen arayayım. Telefonunu bilmem. Ama bize yakın oturur. Zehra dışarı çıkmam, yasak. Ölüyorum Rojda. Gönül hemşireyi getir bana. Nerede bulacağım bu gönül hemşireyi? Mahallenin bakkalına sor. Herkes tanır onu. Zehra. Zehra. Ben nasıl gideceğim şimdi gönül hemşireye? Berfin'den haber var mı Zelal abla? Yok. Arayan olmadı. Bir şey olsaydı televizyonda, gazetelerde bir haber olurdu muhakkak. Bu durumda hala onu bulma şansımız var. Kızlarımı, köyümü çok özledim Gönül. Kimin nesiymiş? Öğrendin mi Dila? Arpaçay köyündenmiş. Uzun zamandır kayıpmış. Ha ya. Garibanın tekiymiş. Deden için çok üzülürsün bilirim. Allah yardımcın olsun. Elbet ben deden gibi olamam. Ama beni deden bil. Bir sıkıntın olursa kapım sana açıktır Dila kızım. Sağ olun Şükrü amca. Gel Hacı Şiko. Bize gider. Bir yemeğimiz. Peki. Buyur, buyur. Haber alır almaz geldim. İlk görevin seni bekler Keçe. Ben hazırım. İlk görevin Çardaklı köyünün ağası Hacı Şiko'yu indirmektir. Neye ki? O örgüt düşmanıdır. Devletin yanındadır. Şiko sahtekardır. Aslında örgüt taraftarıdır. Asıl yüzünü gizlediği için de çok tehlikelidir. Yanlış istihbarat olmalı. Örgüte karşı çok savaş verdi. Bizzat ben bilirim. Hala İbrahim'i bilirsin. Bilirim. Sağarsu köyündendir. Hala İbrahim bir türlü bulunamaz. Çünkü onu Hacı Şiko öldürüp cesedini de saklamıştır. İspatı. Çanta Halon'udur. Buyur. Sağ olasın Gulabacığım. Afiyet olsun. Hele otur bacı. Konuşacaklarımı sen de dinle. Dilim varmıyor demeye. Hemen Halon'un öldüğü bellidir. Doğru söylersin Şiko. Dila kızla küçük kardeşinin halına çok acırım. Sahipsiz kaldılar. Öyle oldu, tek başınalar. Ben evvelden dediydim Halo'ya. Gel Dila kızı benim oğlana verelim. Benim oğlan şehirdedir. Dila gibi okumuştur. Birbirlerine pek yaraşırlar dedim. Ama kısmet olmadı. Keşke kısmet olsaydı. Sen bir Dila'nın ağzını ara Gulab Hacı. Varsa niyeti evlendirelim. Şiko çok doğru söyler. Çocuklara bir sahip çıkan olsun. Halo da isterdi bela olmasını.
Bakkalın dediği yer burası olmalı. Biri kapıyı çalıp kaçmış. Aa, biri kağıt bırakmış. Zehra hastalanmış. Hamile kızcağız, ben hemen gideyim. Ben de geleyim Gönül. Gel. Ne oldu acaba? Hay Allah, tam sırasıydı. Sen telefona bak Zelal abla. Ha. Arayan kimse yarım saat sonra gelir dersin. Olur olur. Ben konuşurum, sen git. Tamam. Sen git. Öleceğini duyunca nasıl sevinebildim? Bir insanın ölümü üzerine mutluluk olabilir mi? Affet beni Allah'ım. Tanrı çok seviyorum. Ev koçerir ya dure birin darın birin kure tiyu bir çivan çoğ sevdim ben Tarık. Ne çok gözyaşı döktüm senin için. Sen beni bilmedin. Beni tanımadın. Beni sevmedin. Ama ben seni ne çok sevdim. Dünya bildi. Bir sen bilmedin. Benim aşkıma yalnızlık kucak açtı. Senin yokluğuna dokundun. İçim yandı. Hayır yeter. Kendimi tutmalıyım. Tanrı unutmalıyım artık. Niye ağlıyorsun hala? Hiç. Canım sıkıldı Gülşen. Lavaboya gir. Sözlüsüyle kavga etmiştir anne. Öyle olmalı. Başka ne olabilir ki? Kaç kere dedim çalışmayacaksın, evde dinleneceksin diye. Ne yapayım Gönül abla? Bebeğin hayatında, kendi hayatında riske atıyorsun Zehra. Şu haline bak. Epeyce tartaklanmışsın. Bütün vücudun yara bere içinde. Zehra, kızım. Beni ablan olarak bilirsin değil mi? Az eliğini görmedim. Ablamsın. Hep yardımıma koştun. Dinle beni. Bu çileyi çekmeye mahkum değilsin. Polise şikayet et şu kocanı. Kurtul şu adamdan. Seni bu halde nasıl çalıştırır? Yapamazsın. Korkarsın. Tamam ağlama. Ben sana ilaç getireceğim. Evden çıkma sakın. Beni bekle. Olur abla. Bir daha evime ayak atma demedim mi ben sana? Zehra'nın durumu kötü. Kıza yardıma geldim. Onun kafasına girip kızı fitlersin. Bizi ayırmak istersin utanmaz karı. Şunu kafana iyi sok. Zehra benden ayrılmayacak.
Niye ayırayım ben sizi? Kızı adam gibi muamele etsen ne işim olur seninle? Kardeş, yapma böyle. Zehra'yı acımıyorsan karnındaki bebeği acı. Yazık, günah değil mi? Defol git kadın. Bir daha da buraya gelme. Hadi yürü. Ulan o hemşirenin evimde ne işi var? Neye çağırdın onu? Sen başımızı belaya mı koyacaksın? Ya kızı gördüyse? Ya uyuşturucu işini anladıysa? Çok kötüydüm Cafer. Bu kadın evime girmeyecek demedim mi sana? Hemşireyi ben çağırdım. Ne? Lan sen sokağa mı çıktın? Ulan siz delirdiniz mi ha? Senin sokakta ne işin var? Örgütle başımı belaya mı sokacaksın sen benim ha? Sen beni bırak da karınla ilgilen. Dövdüler. Az daha öldüreceklerdi. Ne? Kim? Kim saldırdı? Bilmem Cafer. İki kişilerdi. Parayı da malı da alıp kaçtılar. Sen ne yaptın kadın? Malı parayı nasıl çaldırırsın? Sen nasıl dava adamısın lan? Her işi karına gördürürsün. Karın dövülmüş diyorum, onun derdi mal para. Gitti. Örgütün malları paraları gitti. Ulan örgüt beni yaşatır mı ha? Gebertirler beni. Yaktın beni Zehra. Ya bıraksana kızı. Sende hiç insaf yok mudur? Karın hamile. Çekil lan, çekil, çekil. Geri çekil. Vallahi sıkarım. Tamam Roja bacı, kızma. Olan olmuş artık. Bilirim, çok üzülürsün Dila kızım. Halo için bizler de üzüldük. Hem a kader yazı nasibi bu kadarmış. Bele yalnız başına kardeşinle kaldın. Köy yerinde kız başına yalnızlık olmaz. Helal süt emmiş biriyle evlendirelim seni. Ne diyorsun Holte? Hacı Şiko oğlu için sana taliptir. Halo İbrahim'in de haberi vardı der. Eğer Dila kız kabul ederse herkesin içi rahat edecek der. Adam doğru söyler. Ömer de sahipsiz kalmaz Dila kızım. He dersen herkes için hayırlı olur. Ben evlenmek istemiyorum Holte. Dedemin cenazesi gelmedikçe onu öldü kabul etmiyorum. Kendimi sahipsiz de saymıyorum. Hem kardeşim Yılmaz var, o gelecek. Dedem yoksa evin erkeği Yılmaz sayılır. O olmadan böyle bir işe kalkışmam. Hacı Şiko'nun ellerinden öperim. Ama bağışlasın beni. Ben evlenmem. Diyeceğim budur Holte. Israr etmeyin. Dila kızım, iyice bir düşün istersen. Düşünecek bir şey yok Holte. Kararım böyledir. Sen bilirsin kızım. Sağlıcakla kal. Güle güle Holte. Çekecektir. İçin rahat olsun. Çocuklar bize emanettir. Hiç merak etme. Sağ ol Reşat'a. Sizler var olduğunuz müddetçe gözüm arkada kalmaz. Hadi bakayım. Haydi. Hadi. Uğurlar olsun. Yolun açık olsun. Uğurlar olsun. Güle güle, güle güle, selametle. Güle güle, güle güle. Yolun açık olsun. Şiko. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Selam güle. Sağ olacaklar. Hadi güle hadi. Güle. Sağ olacaklar.
senin de cesedin kimseler bulamayacak Şuko. Nihal? Neyin var senin? Niye odana kapandın? Tarık'ın nişanlısı yakında ölebilirmiş abla. Sen bunun için mi ağlıyorsun? Abla, kızın hasta olduğunu bile bile Tarık'ı ondan, köyden ayırmaya kalkıyorsun. Annemi de beni de bu işe alet ediyorsun. E peki bize ne o kızdan? Tarık benim oğlum. O ailesinin yanında olmalı. Aile mi? Hangi aile? Abla biz Tarık'ın ailesi değiliz. Bugüne kadar Tarık'a hep hükmettin. Hayatını yönlendirdin. Belki böyle yapmasaydın her şey çok farklı olacaktı. Ne demek istiyorsun sen? Tarık'ın hayatına karışmakla ona büyük bir kötülük yapıyorsun. Tarık'ın artık gerçekleri bilmesi, kendi hayatını yaşaması gerekiyor. Ne diyorsun sen? Tarık buraya gelecek. Ben de ona gerçekleri söyleyeceğim. Hayır. Belki böyle yapmasaydın her şey çok farklı olacaktı. Ne demek istiyorsun sen? Tarık'ın hayatına karışmakla ona büyük bir kötülük yapıyorsun. Tarık'ın artık gerçekleri bilmesi, kendi hayatını yaşaması gerekiyor. Ne diyorsun sen? Tarık buraya gelecek. Ben de ona gerçekleri söyleyeceğim. Hayır. Abla. Hayır. Ne yaparsın abla? Söylersen. Hayır. Abi, hayır. Bırak beni. Ya. Bırak. Ya, sakın. Ya, sakın buraya gelin. Dur. Abla. Şayet söylersen. Çekil önümden. Olmaz. Ne yaparsın? Sakın. Ha? Söylemeyeceksin böyle bir şeyi. Sakın. Böyle bir şey bırak söylersen. Abla. Ne oldu? Hiçbir şey oğlum. Anne, kavga sesleri geliyordu. Dövüşüyor muydunuz yoksa? Ya ne oldu? Tarık, biraz dolaşalım. Gel. Tamam. Anne. Of. Of. Kızcağız iki canlı. Dövülür mü hiç? Böyle insafsızlar da var işte. Gönül, bu adam tekin değildir. En doğrusu ben de geleyim seninle ha. Gel hadi, beraber gidelim abla. Haydi. Zerra'nın hali iyi değildir. Bir hastaneye götürsen. Telaşlanmayın. Hamilelikte olur bu ağrılar. Gelir gider. Sonra geçer, bir şey kalmaz. Çekil. Sen görünme. O hemşire olacak baş belası. Ne açmıyorsun kapıyı? Ses etmeyin. Aç kapıyı. O kadına kapı açmak yok. Evde olduğumuzu anlamasınlar. Bütün mahalleyi başımıza döker. İlaç getirdim, aç kapıyı. İlaç getirdim diyorum, aç. İlaç getirmiş, kapıyı açalım. Olmaz Rojda. Senin için tehlikeli. Bırak bağırı bağırı gider. Bu karıyı da başıma bela ettiniz ya. Gidip kapıyı açıp gizleneceğim. Ya dur manyak karı, dur. Aç kapıyı, ilaç getirdim diyorum. Zehra'nın ilaca ihtiyacı var. Tamam tamam, şu karı defolup gitsin. Sen de hastaneye götürdüm Zehra'yı. Söz mü? Vallahi de billahi de söz. Aç kapıyı, aç kapıyı. Gel gidelim. Gülüm. Kız ne olacak? Karakola gidip şikayet edeceğim. Babaanne. Ne oldu Gülşen? Halan var ya. Tarık abi aşık. Ona sarıldı. Ya kızım, bunu da nereden çıkarttın? Onlar teyze yeğen. Gülüyorsun ama bu mektuba ne diyeceksin? Halam Tarık abi aşık. İşte ona yazdığı mektup. Babaanne. Babaanne.
Fatih hala. Böyle susup oturacak mısın teyze? Annemle niye kavga ettiniz? Aranızda bir sorun mu var? Bunu anlatması çok zor Tarık. Çok üzülüyorsun. Annem ne yaptıysa seni çok üzmüş. Hadi anlat, saklama benden. Kavga etmemizin sebebi sendin Tarık. Benim için niye kavga ettiniz? Artık gerçeği bilmen gerekiyor Tarık. Bak Tarık, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Üzüleceğini biliyorum ama... Üst düzey katılımcılarla hazırladığımız eylem planı şimdilik başarıyla hayata geçiyor. Bu sefer perde arkasında kalmamız doğru bir stratejiydi. Maşa kullandık, daha önceki yanlışlara düşmedik. Ama henüz istediğimiz sonuca da gidemedik. Bu eylem planının çok daha önemli sosyal, psikolojik, siyasi, ekonomik, etnik ve mezhep kavgalarına yönelik sonuçları olacak. Efendim, biz de bu eylem planının hayata geçmesi için devletin en önemli kurumlarını, yandaş medyamızı, sivil toplum örgütlerini, iş adamları derneklerini ve sendikaları kullanarak psikolojik yıldırma, baskı ve sindirme sürecini devam ettiriyoruz. Arkasında olduğumuz siyasi kaos ile ülkeyi siyaset yapılamaz hale getirdik. Halkın ümitlerini kırma noktasında da başarılı olmak üzereyiz. Bütün bunları biz olmasak beyler... yapamazdınız. Ama bizim ajanların bölgedeki faaliyetleri sürekli deşifre alıyor. Misyonerlik yaptıkları, etnik ayrılıkçılığı kızıştırdıkları, din ve devlet düşmanlarını körükledikleri rapor edilmiş. Siz de tutturmuşsunuz bir vatan delisi, vatan delisi. Deşifre edilmedik ajan kalmadı. Sabrımız tükeniyor. Vatan delisini o kadar hafife almayın. Eylem planının önemli hedeflerinden biri eğitim ve diyalog faaliyetleriyle itibarı yurt içinden yurt dışına yayılan vatan delisini bitirmektir. İktidarla arasını açarak yalnız kalmalarını sağlamaktır. Diyalog ve eğitim faaliyetlerinin önünün kesilmesi gerek. Ama bunda başarılı olamadık. Siz de biliyorsunuz, dünyanın en önemli istihbarat merkezlerine bu adamın aleyhinde neler söylemedik, ne raporlar göndermedik. Hatta yardımcımı biliyorsunuz direkt gönderdim ama bir türlü sonuca gidemiyoruz. Efendim, emirleriniz doğrultusunda yayın yapıyoruz. Türkçe yarışmalarını bile görmezden geldik. Köşe yazarlarımız vatan delisini sistemli bir şekilde yıpratmaya çalışıyor. Ayrıca bürokratların ruh sağlıklarını bozmak ve paranoya oluşturmak maksadıyla yargının ve diğer önemli kurumların üst düzey yöneticilerinin dinlendiği, takip edildiği izlenimini verecek haberlere çalışıyoruz. Bu haberlerin ayrıntılarında da sürekli vatan delisine yükleniyoruz. Şu takip ve dinleme olayında iyice çuvalladık. Biz adamı bitirelim diyoruz ama biz rezil oluyoruz. Biz bitiyoruz. Vatan delisine ve adli kolluk birimlerine olan güveni sarsmalı ve yıpratıcı kampanyaları bir an önce başlatmalıyız. Sürece ilişkin sürekli manipüle edici, dezenformasyon ve bilgi kirliliği yaratarak her ağızdan bir ses çıkıyor izlenimini doğurarak halkın gerçekleri görebilme kabiliyetini yok etmeliyiz. Özellikle medyadaki bilgi kirliliğinden beslenilmeli ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi engellenmeli. Son yıllarda etkili olan dinci kesimin yükselişi de, sermayenin bizim kontrol edemediğimiz insanlara geçmesi de canımızı sıkıyor. Bu kriz ortamında bu işi çözün. Bakın, güçlü devletleri memnun ve tatmin etmek zorundasınız. Yoksa bizim her zaman A, B, C hatta D planlarımız vardır. Anlaşacağımız gruplar da buluruz. Terör örgütleri de.